Evet, Rasim Kılıç, bölücü terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınırlarımız ötesindeki operasyonlarla ağır darbeler vurulurken, özellikle son yıllarda yürütülen ikna çalışmaları da, ikna yöntemi de örgütteki o kopuşları hızlandırmış durumda. Özellikle son 2-3 yılda çok sayıda teröristin bu ikna çalışmalarıyla teslim olduğunu, hatta İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan o terörden arananlar listesinde yer alan ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de tek tek güvenlik güçlerine teslim olduğuna şahitlik ettik. İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü çalışmalar zaman zaman ailelerin de aktif rol almasıyla önemli sonuçlar vermeye başladı. İşte yine böyle bir çalışmayla, ikna yöntemiyle 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu teröristlerin 2009 ile 2015 yılları arasında örgüte katılım sağladığı ve İran, Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdikleri tespit edildi ve PKK'lı 5 terörist yürütülen ikna çalışmalarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Dediğimiz gibi son yıllarda önemli rakamlara şahitlik ediyoruz. Bu yılda bu son teslim olan 5 teröristle birlikte 2021 yılında 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı, sadece ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 107'ye yükseldi Rasim.